Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Latincesi Dracula simia olan bir orkide türünü anlatacağım. Bu orkide maymun orkidesi diye geçiyor. Maymun yüzlü orkide diyenler de var. Ben bunu internetten aldım ve bugün sizlerle bunu nasıl siz de almak istediğiniz zaman nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz, nasıl dikeceğinizi falan anlatacağım. Şimdi dikimimize geçelim ve ben bunu günlük halinde sizlere göstereceğim. Öldüğü zaman falan göstereceğim, yani alıp almamanız gerektiğini de söyleyeceğim. Ben bunu sizler için deniyorum. Şimdi şöyle kamerayı koydum. Aldığımda direkt bu broşür çıktı. Maymun orkide, işte maymun şey orkide çiçeği bol ışık sever, 2 günde bir sulayın falan diye yazılar yazıyor. Buraya bir fotoğraf koymuşlar. Buraya da tohumları koymuşlar. Sizlere şöyle tohumları göstereyim. Tohumlar yaprak böceği yumurtasına benziyor. Bu arada onları soran arkadaşlar için, arkadaşlar onlar çok küflendi. Ben tutturamadım herhalde, bilmiyorum. Çıkmadılar. Ben de attım onları. Zaten dışarı attığım zaman da doğma ihtimalleri yok. Çünkü soğukta çıkamıyorlar. Çıksalar da ölürler. Yani bir sorun olmaz. Şimdi ben bunu böyle aldım. Direkt sıfır açıyorum. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bir tane kap ayarladım. Bu kaba peçete koyacağız çimlendirmek için. Peçeteleri şöyle ikiye katlıyorsunuz. Şöyle ikiye katlayacağız. Kabın boyuna göre biraz kalın olsa iyi olur. Ben 2 tane peçeteyi katlayıp koyacağım. Daha kalın olsun, nemi iyi tutsun diye. 2 tane peçeteyi katladık. Böyle kare yaptık. Sonra kabın içine bunları koyuyoruz. Kenarlarını biraz kırpalım. Şöyle biraz kopartalım. Kopartabiliriz. İsterseniz tabii ben kopartacağım. Çok büyük oluyor. Rahatsız oluyorum ben. Takıntılıyım biraz. Şöyle. Biraz da şurasından alalım. Pislik oldu ama neyse. Bunları, peçeteyi buraya koyuyoruz. Peçete durmadığı için bunu şöyle su sıkıyoruz. Benim diğer canlılarda kullandığım fıs fıs var. Bunu böyle sıkıyoruz. Buralarını iyice bastırıyoruz su yemsin. Bir tane daha sıkıyoruz. Çimlendirme kabımız hazır. Üstüne delik açmanıza gerek yok. Kapalı kalmaları daha iyidir. Sonra tohumlarımızı alırız. Aa, bakın bir tanesi düştü. Siyah bir şey. Yaprak böceği yumurtası gibi. Bunu alıyoruz. Buraya koyduk. Diğerlerini de koyalım. Şöyle. Döküyorum elime. Arkadaşlar bir tanesi kırık geldi bana. Bakın. Şu bir tanesi kırık. Bu alttaki de onun parçası. Şu parçası bu kırık. Bunu şimdi kenara koyayım. Yani 4 tane var. Şöyle. Dur, düştü. Bunları koyuyorum ben. Yapmış olduğum peçete zeminin, ıslak peçetenin üstüne. Şöyle biraz boşluklarla koydum. Şöyle. Tamam. Çok az bir daha annemi sıktım. Şu kırık olanı bakayım, göstereyim size. Bakın böyle bir şey. Bunu da koysam mı acaba? Koyayım, belki çıkar. Çıkmaz da. Zaten rengi solmuş. Belki çıkar, koyayım. Sonra arkadaşlar bunun üstünü kapatıyoruz ve bunu kaldırıyoruz. Üstünü açmamaya çalışın.
Nem biterse, içindeki su biterse, yani peçetenin ıslaklığı biterse tekrar açıp koyabilirsiniz. Ama nemin kalması için açmamanızı öneririm. Zaten çok sıcak bir yerde değilse hemen bitmez. Yani soğuk çok önemli değil bunlar için. Ama balkona falan koymayın. Yine bir 20 derecelerde olsa iyi olur. Bunu böyle koyacağız. Ben sizlere 2 hafta, bunlar 2 haftaya kadar çimlenir diyorlardı. Ben okumuştum. 2 haftaya kadar ya da 1 haftaya kadar çimlenecekler. Eğer çimlenirlerse ben videolarını çekeceğim, size atacağım. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Bu şekilde bu orkideleri incelemiş olduk. Eğer daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de Instagram sayfamız var, Insect House diye. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Yorumlara linkini bırakırım. Oradan takip ederseniz sevinirim. Hayvan paylaşımları yapıyoruz. Beslediğim hayvanları, işte arkadaşımla birlikte beslediğimiz hayvanları tanıtıyoruz. Bu şekilde sizlere bu tohumları gösterdim. İnşallah büyürler, böyle bir şey olurlar. Görüşmek üzere. İyi günler.